Sen hiç merak etme galiba abi. Recep'in eline Trink otobüs parasını verdim. Sabit'i bindirmeye gitti. Otobüs parasını düşünme artık. Sonra ödersin. Oğlan akşama doğru oralarda olur. Karşılarsınız artık. Sen sağ ol. Canım alt tarafı bana durup dururken bir otobüs parasına patladı. Ne olacak? Yapmış bir cahillik. Sen hırpalama çocuğu değil mi? Hoş geldin Recep. Otobüs parasını yollamak istersen bankaya havale çıkarırsın değil mi? Dur. Recep de geldi işte zaten. Gel. Bindirdin mi abini? Verdiğim otobüs parası yetti mi? Bindirmiş galiba abi, tamam. Otobüs nerede, ne kadar pahalanmış ya. Hadi büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpürüz. Ferhat kardeş, seninle biraz konuşabilir miyiz? Hayrola Recep? Yardımın lazım, güzlü. Tamam, az bekle, hemen çıkarız. Ufak tefek adam arıyoruz beyler. Yalnız ben çok adaleliyimdir. Fark etmez. Kostüm giyeceğim. Normal. Tarihi film mi bu abi? Reklam filmi. Ketçap reklamı. Dans edebilir misin? Çal. Tamam, yorma kendini. Güzel. Tarık Arkun, memnun oldum abi. Yazıhaneye kadar gel bakalım benimle. Usta, arkadaşlara benden çay. No problem. Canım lafı mı olur? Senin abin benim abim sayılır Recep. Gelsin kalsın evimde. Ben zaten sabah çıkıyorum, akşam geliyorum eve. Sağ ol Berat kardeş. Ama sen sakın abime bir şey deme. Olur. Ben kirayı seninle üleşirim. Ya olur mu öyle şey canım? Karşılık illa parayla olmaz ki Recep kardeş. Ya illa bir şey yapayım diyorsan madem. Söyle, çekinme Berat kardeş. Abim film işindeydi hem. Öyle sayılır. Yok mudur figüran figüran bir tanıdığı? Canım gittiği kahve figüran dolu. Tamam işte. Bak o zaman benim de sizden bir isteğim olacak. Söyle bakalım nedir? Ya ben bu şeyi... Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı olsun. Sağ ol. Merhaba Sabit abi. Merhaba. Bu Berat. Zülya yengemin ablasının oğlu. Hoş geldin delikanlı. Sağ ol. Oturun şöyle. Çekinmeyin çocuklar. Sıkma kendini delikanlı. Rahat ol. No problem. Rahatım abi. Sağ ol. Heyecan yaptı çocuk tabi. Normal. Bu ne? Kostüm. Yarın çekim var da. Deminecek bir film anlaşması yaptım. Abo! Değil mi be? Ne filmiymiş? Bir reklam filmi. Tanınmış bir yüz lazımmış. Bana yollamışlar. Sen ne oynuyorsun abi? Çok derin bir rol. Başrol mü yani? Şimdi aslına bakarsan filmde başrol yok. 5 tane karakter rolü var. Ben kabul etmeyecektim de çok üstüme geldiler biliyor musun? Hayırlı olsun Sabit abi. Senin ev işini de çözdük. Berat Güldek olacak. Yalnız onun da senden bir ricası olacak. Normal. Kasma kendini gözüm. İsmine imzalıyorum istersen. Buyur çekinme. Sağ ol da. Yok öyle değil Sabit abi. Tanıdığın figüran vardır senin. Daha çok onlar beni tanır gerçi de. Ne yapacaksınız figüranı bakayım? Şimdi Sabit abi. Yemek hazır. Yanık lastik mi kokuyor? Yok, iki kablo birbirine kaynamış gibi. Plastik erimiş o kesin. Ayten, yemekte yeni bir formül denemedin yine değil mi? Saçmalama, hazır çorba yaptım. Hep günahına girmeyin şu kızın canım. Günahına girmiyoruz ama ne zaman yemek nöbeti Ayten'de olsa sonunda bana nöbet geliyor.
Allah Allah, koku arttı. Verin tabaklarınızı. Kepçe yok ama olsun. Ben bir tutam çorba alayım. Ben çok açım. İki avuç istiyorum. Nereye koydum ben onu? İçimde kötü bir his var. Ayten yemek yaptığında genellikle olur. Boş ver, aldırma. Hay Allah. Giderek artıyor. Ben korkmaya başladım. Kepçeyi nereye koyduğumu bulamadım. Bu olmasın. Buyurun. Asiye burada mı Dağ? Hayır, şu anda evde yok. Kim arıyordu? Ben babasıyım Dağ. Onu vurmaya gelmiştim Dağ. Burada oturuyor dediler Dağ. Siz kime vuruyorsunuz beyefendi? Burası dağ başı değil. Ona söyleyin Dağ. Hala evlenmediyse vuracağım Dağ. Hay Allah. Ne yapacağız şimdi? Korkunç bir adam. Kötü figüranlara benziyor. Asiye'ye hemen haber vermemiz lazım. Her an bir felaket yaşanabilir. Neden? Ayten yeniden çorba mı yapacak? Ay, Cansu, şakanın sırası mı canım? Şaka yapmıyorum. Ay. Armağan bir şeyler düşün. Tamam. Paniklemeyin. Siz evde kalın. Adam tekrar gelirse ben Asiye'ye haber verene kadar etkisiz kalmasını sağlayın. Tamam. Bir tas çorba içiriz ha? Domatesim iyisiyim, çap ketçabım perisiyim. Domatesim iyisiyim, çap ketçabım perisiyim. Domatesim iyisiyim, çap... Domatesim iyisiyim, çap ketçabım persiyim. Çap ketçap. Karakter rolü oğlum bu. Öyle bir domates oynayacaksın ki Al Pacino bilen oynayamazsın. Filmde seninle beraber 4 domates daha var. Öyle bir şey yapacaksın ki Sabit oğlum vay be diyecekler. Biz hayatımızda böyle domates görmedik diyecekler. Evlenmediyse onu vuracağım dedi. Allah korusun. Ya dediğini yaparsa? Ya Asiye'yi 8 yerinden vurup üstüne bir de bıçaklarsa? Ya televizyoncular başımıza üşüşürse? Biz Asiye'ye kapanıp ağlaşırken bizi kıpkırmızı çemberler içine alıp seyircilere gösterirlerse ya? Eyvah! Dur bizi ya yav. Başladı yine felaket tellallığına. Allah korusun. Benim adresimi nereden bulmuş ki? Senin kadar zekiyse bulmuştur Asiye. Sen dua et, dükkanı da bulup buralara gelmesin. Peki ne yapacağız şimdi? Hemen evlenmen lazım bir kere. Adam öyle dememiş mi? Hala evlenmediyse vuracağım dememiş mi? Allah korusun. Evet, öyle söyledi. Kiminle evleneceğim da? Damatlar kuyruktan mı bekliyor? Canım, yani göstermelik bir evlilik. Danışıklı dövüş yani. Fena fikir değil. Peki kim yapacak bu işi? Bulunur imzayı basacak bir gönüllü elbet. Bu hayat memat meselesi enişte. Ben yapardım temsil misal. Sevaptı. Ay benim merhametli cicim. Manda gönüllü Berat'ım. Görüyor mu vaydım? Nasıl da parım parım parlak fikirleri var. Parım parım parlıyor. Durun şimdi, orasını sonra düşünürüz. Şimdi Asiye'nin ortalarda fazla dolanmaması lazım. He ya, eve gidemem ki. Babam saklanıp bekler bir yerlerde. Allah korusun. Bir süre dükkana da gelmesen iyi olur Asiye. Peki ben nerede saklanacağım da? Buldum. Berat'ın evinde saklanırsın. Berat da mesele hallolana kadar bizde kalır. Parlak fikirler yalnız cücünüzden çıkmıyor Zülya Hanım. Evet, gerçekten iyi fikir. Ama enişte, ama. Dükkan amalar basma da musluğu kapa. Ne aması? Yani benim ev dolu. Nasıl doluymuş canım? Yani şey, benim kıvır zıvırla dolu. Çok dağınık yani. Asiye rahat edemez. Ne var canım, ben toplarım 5 dakikada. Hani sevap yapmak için kendini parçalıyordun demin? Manda gönüllü çocuk. Tamam canım. Lafı mı olur? Ben önden gidip evi toplayayım bari. Birkaç parça eşya da alırım kendime. Hay sağ olasın Berat oğlan ya. Ne demek Asiye? Lafı mı olur? Birbirimize sahip çıkmayacaksak. Biz de kızlarla senin eşyaları toplarız Asiye. Recep veya Haydar da Berat'ın evine getirirler. Tamam.
Hadi bakalım, yürüyelim arkadaşlar. İşlerin böyle sarpa salacağını ne bileyim Sabit abi. Peki ben ne yapacağım şimdi? Asiye'nin odasına ikimiz sığarız. Merak etme, eniştemle yengem seni fark etmezler. Ocağına düştüm abi. Tezgah ortaya çıkarsa eniştem de Asiye de beni yakar. Tezgah ortaya çıkarsa tek başına yanmazsın, merak etme. Ateşin içinde bayağı bir kalabalık oluruz. Yürü. Berat, Asiye'nin eşyaları hazır. İstersen sen hemen eve bırakıver. Ben de buraya bir şey bırakacaktım.